arkadaşlar merhaba ee, yine bir AYT fizik deneme çözümleri ile birlikteyiz hemen ilk sorumuzdan çözümlemeye başlayalım vektörel büyüklüklerin özelliklerini anlatan Tülin öğretmen sınıf içi performans değerlendirmesi yapmak üzere eşit kare bölmelere ayrılmış düzlemde şekillik gibi K L M ve N vektörlerini çiziyor daha sonra bir grup öğrenciye her biri 25 puan olan 4 soru soruyor Tülün öğretmenin sorduğu sorular ve öğrencilerin cevapları tablodaki gibi olduğuna göre ee, öğrencilerin aldığı performans notu aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir Hemen bakalım sorulan sorular K vektörü ve n vektörleri birbirlerine eşit vektörler midir Hemen bakıyoruz arkadaşlar k vektörümüz burada n vektörümüz burada Eşit vektörün özelliği neydi Doğrultusu yönü ve şiddeti aynı olan vektörlerde Yani k ve n vektörlerin eşit olabilmesi için şu şekilde doğrultu yön ve büyüklüklerinin atıyorum bu iki birimse bunun da ne olması lazım iki birim olması gerekiyordu fakat baktığımızda doğrultu ve yönleri farklı k ve e, şiddet olarak aynı fakat doğrultu yönleri farklı olduğu için eşit vektörler değildir hayır diyen Ayşe 25 puan almıştır Soner 25 puan almıştır Suna yanlış cevap verdiği için bu sorudan 0 puan almıştır İkinci duruma bakalım. K, L, M, N vektörlerin bileşkesi hangi vektöre eşittir? Şimdi arkadaşlar, şurayı bir öncelikle temizleyelim. Şunu da biraz ince yapalım bence. Şimdi baktığımız zaman bizden istenen bileşke vektör, yani K, L, M ve N vektörlerinin bileşkesi neye eşittir diyor? Hemen ucuca ekleme yöntemini kullanacağım. K vektörünün ucuna L vektörünü taşıdım. L vektörünün ucuna 4 birimlik M vektörünü taşıdım. M'nin ucuna da N'yi taşıdım. Bileşke neydi? İlk vektörün başlangıcıyla son vektörün bitişini birleştiren bu doğrultu. O zaman bunların bileşkesi kime eşit geldi? L vektörüne eşit geldi. Bu durumda doğru cevap veren Ayşe 25, Soner 0, Suna 25 puanlarını almış oldu. Üçüncü yönergeye bakalım. K, M, N vektörlerin bileşkesi kaç birimdir? Bu sefer bizden istenen K, M ve N vektörlerinin bileşkesi isteniyor. Peki hemen yine biz burayı bir temizleyelim. Bakalım K, M ve N vektörleri. K vektörü hemen ucuna, M vektörü onun ucuna da N vektörünü eklersek bileşkemiz ne oldu arkadaşlar? Sıfır oldu. Hemen Ayşe doğru cevap 25. Soner yanlış 0. Suna doğru cevap 25. Son duruma bakalım. K eksi N vektörü kaç fark, kaç birimdir diye sormuş bize. K eksi N'ye bakacağız. Hemen yine bir şurayı temizleyelim. Bakalım K eksi N vektörü neymiş? Eksi N dediğine göre arkadaşlar N vektörünü ne yapacağım? Ters çevireceğim. Eksi N ve K'nın ucuna ekleyeceğim. Eksi N vektörü bileşke ilk vektörün başlangıcı son vektörün bitişi yani neye eşit geldi? L vektörüne eşit geldi. Ee, peki büyüklük olarak yani şiddet olarak istediği için L vektörünün büyüklüğü de zaten 2 birim. Hemen buradan da baktık. 2 birim olduğu için 0 dediği için 0 puan aldı. Ayşe diğer ikisi 2 iki birim dediği için 25 puan aldı. Bu durumda Ayşe toplamda ne kadar almış oluyor arkadaşlar? 75 soner toplamda 50 suna toplamda 75 o zaman cevabımız B seçeneği oluyor bir sonraki sorumuza geçelim sürtünmeli aynı yatay düzlemdeki özdeş m kütleli cisimlerle oluşturulan şekil 1 şekil 2 şekil 3'teki düzeneklere sırasıyla 3f 2f ve 2f kuvvetleri uygulandığında düzeneklerin iğmeleri a1 a2 ve a3 oluyor ee, şekil 3'teki cisimler birlikte hareket ettiğine göre A1, A2, A3 iğmelerin büyüklükleri nasıldır demiş bize. Şimdi arkadaşlar sürtünmeli yüzey olduğu için baktığımız zaman zaten şu e, 3 kütleye de bir ne uygulanıyor? Sürtünme kuvveti uygulanıyor. Burada her iki kütleye de bir sürtünme kuvveti uygulanıyor. Burada da tek bir kütleye sürtünme kuvveti uygulanıyor. Peki sürtünme kuvvetimizin değeri K çarpı N miydi? Tepki kuvveti. Buradan da K çarpı Mg aynı yüzey olduğu için K sabitimiz aynıdır. Peki baktığımız zaman birincisi için yazarsak öncelikle F net eşittir neydi? M toplam çarpı A'ydı. Buradan net kuvvete baktığımda 3F eksi sürtünme kuvveti tabii ki zıt yönde ve her birinin uyguladığı sürtünme kuvveti KMG yani FS, FS, FS kadar. Yani 3 FS'lik bir sürtüme kuvveti etki ediyor. Toplam kütlem 3M çarpı A1 diyorum. Buradan biz A1'i çekersek arkadaşlar f eksi f sürtünme bölü m gibi bir değer geldi. Aynı şeyi ikinci şekil için yapalım hemen. 2f eksi uygulanan sürtünme kuvvetleri 2f ise eşittir toplam kütlem 2m çarpı a2 diyorum. Buradan da a2'yi biz çekersek f eksi f sürtünme bölü m olarak geldi. Son olarak baktığımızda buraya etkiden sürtünme kuvvetimin değeri de nedir arkadaşlar? hatta fs3 diyelim bakalım neymiş k çarpı 2 mg değil mi yani 2 fs'lik bir sürtünme kuvveti etki ediyor buraya da peki hemen bunu da yazarsak 2 f eksi 2 fs toplam kütlem yine 2 m çarpı a 3'ten buradan da a 3'üm ne gelecektir f eksi f sürtünme bölü m olarak geldi sonuç itibariyle her birinin iğmesi nedir eşittir diyebiliriz Cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Saatte 72 km hızla giden 1200 kg kütleli otomobil şekildeki gibi beton duvara çarparak 0,5 saniyede duruyor. Buna göre duvarın otomobile uyguladığı kuvvet kaç kilo niftondur diye sormuş bize. Şimdi burada baktığımız zaman şurası hızımızın değeri arkadaşlar. 72 kilometre saat. Burada artık çevirmeler olacak. Peki e, itme dediğimiz şey neydi? F çarpı delta t. Bu da momentum değişimiydi, değil mi? Peki ben buradan F çarpı t ediyorum. Momentum değişiminde m çarpı delta v olarak yazdım. Son hızım zaten sıfır olduğuna göre ve hız e, yönü gösteriyor, biliyorsunuz. Son hızım sıfır araç çarpıp duruyor tabii ki. Buradan hemen kuvvet isteniyor benden. F çarpı T sürem ne kadar? 0,5 saniye. Eşittir. Kütlemiz 1200 kilogram çarpı. Şimdi delta V yani hız değerim 72 kilometre bölü saatmiş. Biz bunu arkadaşlar metre bölü saniyeye çevirirsek. Çünkü birimlerimiz saniye cinsinden. 72 çarpı 1000 bölü 3600 saniye olarak yazdık. Buradan hemen gönderirsek. Bununla da bu 2. Hızımız ne oldu? 20 metre bölü saniye olarak bulduk. Demin kilometreyi metreye çevirmiş olduk yukarıda. Peki hemen hızımızın değerinde yazıyorum 20. Peki benden istenen F'in değeri. Bakın arkadaşlar 1200 çarpı 20 çarpı 2 diyorum. Burayı da 1 bölü 2 olarak yazarsak karşı tarafa 2 olarak attık. Şimdi kilo nifton dediği için hemen olayı ne yaptık arkadaşlar? 1000'e böldük. Buradan 3 0 attık. Cevabımız ne geldi? 48 kN olarak bulduk cevabımızı. Yani B seçeneği olarak işaretledik. Dördüncü sorumuza bakalım. Kargo firmasında çalışan Kemal amca oldukça ağır bir koliyi kamyonun kasasına yüklemek istiyor. Bu koliyi kucaklayarak yapamayacağını farkında olan Kemal amca bu iş için alternatif 3 yöntem buluyor. Kemal amcanın aklından geçen yöntemler aşağıdaki şekildedir. Birinci yöntem kolyeyi el arabasına yükleyip oluşturduğu rampadan kamyon kasasına çıkarmak. İkinci yöntem kolyeyi tavana bağlı sabit makaradan geçirdiği ipe bağlayarak kamyon kasasına yüklemek. Üçüncü yöntem kolyeyi rampadan sürükleyerek kamyon kasasına yüklemek. Sürtünmeler dikkate alınırsa Kemal amcanın aklından geçirdiği yöntemle ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş bize. Bakalım Birinci yöntem hangi yöntem pardon birinci yargı hangi yöntemi kullanırsa kullansın kolinin yere göre potansiyel enerji değişimi aynı olacaktır. Şimdi arkadaşlar kolinin yere göre potansiyel enerjisi sonuçta yüklediğimiz zaman yere göre her birinde de yerden o yüksekliği aynı. Yani yere göre potansiyel enerjisi MGH'tır yüksekliği değişmediği için her üç yöntemde de evet enerji yani potansiyel enerjisi MGH kadar olacaktır. İkinciye bakalım. Hangi yöntemi kullanırsa kullansın harcadığı enerji yer çekimi kuvvetine karşı yaptığı işten fazla olur. Şimdi baktığımız zaman harcanan enerji ne kadardır arkadaşlar? Olayın içerisinde sürtüme var değil mi? Sürtümeleri dikkate alıyoruz. O zaman harcanan enerji sürtümenin yaptığı iş artı MGH'a dönüşmüş olacaktır. Bu durumda harcanan enerji evet yer çekimi kuvvetine yaptığı işten nedir? Fazladır. Neden? Çünkü olayın içerisinde ne var? Sürtünme var. Buna lütfen dikkat. Üçüncü yönerge, üçüncü yöntemde koli ile ramp arasındaki sürtünmeden kaynaklanan enerji kaybı birinci yöntemdeki enerji kaybından daha fazla olacaktır. Ee, arkadaşlar sürtünmenin yaptığı iş aynı olacağı için bu önergeyi de yanlış olarak işaretledik. O zaman kesinlikle dediği için 1 ve 2'yi kesinlik olarak alabiliyoruz. Çünkü sürtünme katsayılarını bilmiyoruz lastiktir ya da yüzeydir. Bunların sürtünme katsayısını bilmiyoruz. O nedenle 1 ve 2'ye kesinlik diyebiliriz. Cevabımız C seçeneği. 5. sorumuz. Tülay ağırlığı 120 nifton olan küresel cismi eşit bölmeye ağırlığı önemsiz çubuk üzerine işaretlediği K noktasına şekil birdeki gibi bırakıyor. Cisim K noktasındayken iplerdeki gerilmeleri not eden Tülay küresel cismi ok yönünde öteliyor e, ee, dönerek ilerleyen cisim L, M, N ve P noktalarından geçerken ip gerilmelerindeki T1 ve T2 değerlerini not eden Tülay şeklindeki tabloyu dolduruyor. Deney süresince çubuğun yatay konumu sabit kaldığına göre deneyle ilgili Tülay'ın çıkarımlarından hangileri doğrudur? Birinciye bakalım. Cismin konumu ne olursa olsun iplerdeki gerilme kuvvetlerinin toplamı cismin ağırlığına eşittir. Şimdi arkadaşlar cismin ağırlığı ne kadar? 120 Newton. Peki biz ağırlığı nereye doğru gösteriyoruz? Aşağıya doğru gösteriyoruz değil mi? G ağırlığım 120 Newton. Peki denge koşullarından bir tanesi de neydi arkadaşlar? Aşağı yönlü kuvvetler yukarı yönlere eşit olacak. Yani T1 ve T2 gerilmesi var. O zaman G ağırlığı her noktada T1 T2 gelmesine eşit olmak durumundadır. Çünkü yatay dengesini koruyor. O nedenle aşağı yönlü kuvvetler yukarı yönlere eşit olacak. Zaten baktığımızda da her birinde T1 artı T2'nin değeri 120 Nifton olarak çıkıyor. Her birinde nedir arkadaşlar? Değerimiz 120 Nifton'dur. O nedenle birinciye doğru dedik. İkinciye bakalım hemen cisim ok yönünde hareket ettikçe yaklaştığı ipteki gerilme, e, ipteki gerilme artar. Şimdi baktığımız zaman ok yönünde hareket ettiği için kime yaklaşıyor? T2'ye. Bakalım zamanla T2 gerilmesi artıyor mu? Evet, zamanla T2 gerilmesi artıyor. O zaman buna da tamam diyoruz. Ve son e, çıkarıma bakalım. Cismin konumu ne olursa olsun iplerdeki gerilmelerin cismin bulunduğu konuma göre torkları eşit büyüklüktedir. Şimdi denge koşunun diğer bir durumu neydi arkadaşlar? Birincisi yukarı yönlü kuvvetler aşağı yönlü eşit olacak. Diğeri de neydi? E, dengede olduğu noktaya göre her iki tarafın torkunun birbirine eşit olması lazım. Yani e, çubuğun dönmemesi lazım. Dengede durması lazım. Şimdi K noktasında olduğunu farz edin. değil mi Top zaten ilk durumda K noktasında. Bu durumdayken T1 gerilmesi 100 N, T2 gerilmesi 20 N. Bakalım K noktasına göre torkları aynı mı? 100 çarpı 1 eşittir diyorum. 20 çarpı 5 yani 100 eşittir 100 olarak ne yaptık arkadaşlar getirdik bu nedenle 3. yönergeye de evet dedik ve cevabımız E seçeneği 6. sorumuza bakalım Fizik öğretmeni elektrik yüklü tanecikler arasındaki etkileşme konusunda sınıf içi değerlendirme amacıyla yük işaretlerini şekil 1'deki tabloda verdiği x, y, z ve t cisimleriyle şekil 2'deki sistemi modelliyor. Öğretmen modellediği sistemde X, Y ve Z cisimlerinin bulundukları konumda sabit tutulduğunu ancak T cisminin serbest bırakıldığını belirterek öğrencilere T cisminin hareketi hangi koşullarda hangi yönde olur sorusunu yöneltiyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi baktığımız zaman bir ol ne diyormuş? Bir ol X ve Y cisimlerinin yük miktarları eşit ise T cismi iki yönde hareket eder. Şimdi arkadaşlar T cisminin Burada olduğunu tabii ki kabul ediyoruz ya da bu doğrultu üzerinde ee, x ve y nedir ee, eşit yüke sahipmiş yani yük işaretleri eksi eksi q ya eksi q diyelim bunların artı yük işaretleri şimdi artı eksi çekeceği için ve uzaklıklar aynı olduğu için bunlar aynı kuvvetle çekecek değil mi o zaman yukarıya ya da aşağıya hareket etme gibi bir durumu yok. Kuvvetler birbirini götürdü. Peki artı artıya iteceği için benim cismim hangi doğrultuda hareket edecektir? İki doğrultusunda hareket edecektir. Yani bir olun dediği doğru diyebiliriz. Şimdi silelim. Diğer durumlara bir bakalım. İkinci durum neymiş? Funda bakalım ne demiş? X cisminin yükü Y cisminin yükünden fazla ise yani şöyle düşünelim. Eksi 2 Q'ya eksi Q T cismim artıydı. Burası da artı. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Artı iki eksiği çekecek. Ama nedir? Uzaklıklar aynı fakat büyük değerleri değişti. Yani bu bunu iki f çekecek. Bu bunu f çekecek. Bunların bileşkesi ne oldu arkadaşlar? Yukarıya doğru bir iki f'im kaldı. Peki artı artı itecek. bir de bu yönde kuvveti var. E bunların bileşkesi hangi doğrultu üzerinde olacak? Bir doğrultusu üzerinde olacaktır. Evet Funda da doğru bir önerme yapmış. Songül'e bakalım. Son gün de bu sefer yine biz bir silelim hemen burayı bir temizleyelim. Üçüncü durumla ilgili konuşalım. X cisminin yükü Y cisminin yükünden az ise T cismi 3 yönünde hareket edebilir demiş. Bu sefer yükü az yani bu eksi Q buna eksi 2 Q diyoruz. Artı T cismi için de artı dedik. Ne oldu arkadaşlar bu sefer bu taraf 2 F bu taraf F ile çekti. Bunların bileşkesi aşağıya doğru bir F kaldı. artı e, artı art edecek bir de bu yönde ne var? F gibi bir kuvvetim var. Bunların bileşkesi de hangi doğrultu üzerinde olacaktır? 3 doğrultusu üzerinde olacaktır. O zaman son günde doğru bir açıklama yapmıştır. Buna göre hangileri doğru diyorsa her üçü de doğrudur diyebiliriz. Bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. X eksenine paralel elektrik alan içerisinde K noktasından serbest bırakılan artı Q yüklü cisim doğrusal KLM yolu boyunca hızlanma hareketi yapıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bakın e, burayı biz bir modelleme olarak düşünürsek şöyle düşünelim K noktası, L noktası ve M noktası ve bunu bir pile üretece bağladığım zaman ne yapacak arkadaşlar? Artı artı yetecek yani hızlanma hareketi olacaktır değil mi? Şöyle düşünelim buradaki potansiyelim 2V olsun. Yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru gidiyoruz. Yani K noktası 2 ve orta nokta olduğu için L noktasının potansiyeli ve M noktasına da sıfır potansiyel diyebiliriz. Peki bu durumdayken hangileri doğrudur? K noktasının elektriksel potansiyeli L noktasının elektrik potansiyelinden büyüktür. Evet. K ve M noktaları arasındaki potansiyel fark. Şimdi bakın, eee KL noktaları arasındaki potansiyel pardon K ve M noktalar arasındaki potansiyel fark KL ve LM noktalar arasındaki potansiyel farkların toplamı kadardır. Evet KM noktaları arasındaki potansiyel fark 2M 2V ee, K, KL noktası arasındaki potansiyel fark V LM de V'dir. Toplamı nedir arkadaşlar? 2V'dir. Buna da doğru diyoruz. Ve üçüncü önergeye bakalım. Elektrik alan yönü artı x yönündedir. Elektrik alan her zaman nedir arkadaşlar? Artıdan eksiye doğrudur. Ve elektriksel alanın yönü de nedir? artı x yönündedir. 3'e de doğru dedik. Cevabımız E seçeneği. 8. soruya bakalım. Sarım sayıları ve sarım yönleri şekilde verilen K, L ve M bobinleri hareket doğrultuları çakışacak biçimde yerleştirilmiştir. Bobinler arasındaki uzaklıklar eşit ve D olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar S anahtarı kapatılırsa R1 ve R2 dirençlerinden artı X yönünde akım geçer. Şimdi S anahtarını biz kapattığımız zaman akımın şiddeti artacaktır değil mi? Ve sağ el kuralına göre manyetik alanın yönü bu tarafa doğru olacağı için buraya N kutbu buraya da ne diyoruz biz? S kutbu olarak söyleyebiliriz. Şimdi akımın şiddetini arttırıyoruz. İndüksiyon ne yapmak isteyecek arkadaşlar? Azaltmak isteyecek akımın şiddetini. Doğal olarak K'nın uzaklaşması lazım. Bu durumda K'nın bu kutbu N, bu kutbu S olacak. Peki sağ el kuralına göre başparmak parmak N kutbunu gösterecek. Dört parmak akımın yönünü göstereceği için benim akımım bu yönde olacaktır. Yani art x yönünde olacaktır. Aynı durum e, M makarası içinde geçerli. E, at, arttırdık. İndüksiyon ne yapmak isteyecek? Azaltmak isteyecek. Yani uzaklaşmak isteyecek. Yani birbirini itmesi lazım. O zaman burası S kutbu, burası N kutbu. Dediğimiz gibi baş parmak e, manyetik alanı 4 parmak akımın yönünü göstereceği için yine akımın yönü bu tarafa doğru olacaktır. Yani art x yönde olacaktır. Birinci e, yargıya doğru dedik. 2'ye bakalım. S anahtarı kapatılırsa R1 direncinden geçen akım R2 direncinden geçen akımdan daha fazla olur. Şimdi biz S anahtarını e, kapatırsak arkadaşlar M'nin sarım sayısı daha fazla olduğu için R2'nin akımı daha fazladır. Ama bize ne diyor? R1 direncinden geçen daha fazla demiş. O nedenle yanlış diyoruz. Üçüncüye bakalım. S anahtarı kapalı iken L bobine artı x yönünde hareket ettirilirse R2 dirençinden artı x yönünde akım geçer demiş. Şimdi aynı mantık arkadaşlar. S anahtarını kapatıyorum. Ee, S anahtarını kapattığım zaman akım şiddetini arttırıyorum. Ee, peki Akım tabii ki bu yönde hareket ediyor gördüğünüz üzere. E, bu da neydi? Baş parmak manyetik alanı dört parmak akımın yönünü gösteriyordu. Yani en es kutuplarını zaten belirledik. Şimdi artı x yönde hareket ettirirsem e, ne yapmış oluyorum ben? E, manyetik alanı azaltmış oluyorum. E, manyetik alanı ne yapmak isteyecek arkadaşlar? E, daha doğrusu akımı arttırmış oluyorum. Akımı azaltmak isteyecek. Yine burası s kutbu. Yine burası en kutbu olacak. Yine benim akım yönü art +x yönünde olacaktır. Cevabımız 1 3 seçeneği diyoruz. Yani C seçeneğini işaretliyoruz. 9. soruya bakalım hemen. Uzunluğu L olan düz telden şekil 1'deki gibi I akımı geçirildiğinde telden R uzaklığında oluşan manyetik alanın şiddeti B1 oluyor. Uzunluğu L olan tel R yarıçaplı çember haline getirilir ve şekil 2'deki gibi I akımı geçirildiğinde çembersel telin merkezinde oluşan manyetik alanın şiddeti B2 oluyor. Buna göre uzunluğu 2L olan bir iletken telden I akımı geçirilirse B1 ve B2 alanlarının şiddeti nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar düz tele baktığımız zaman manyetik alan nelere bağlı? Bakın buraya bir A noktası diyelim. Düz telin etrafına yani A noktasına manyetik alan nedir? Buraya olan dik uzaklığına bağlıdır. Yani A noktasına olan dik uzaklığına bağlıdır. Değer olarak da 2 ki bölü R'dir. Yani ben bu telin boyunu 2L'de yapsam benim için önemli değil. Çünkü bu A noktasının tele olan uzaklığı önemlidir. Bu durumdayken telin boyutunu arttırmam. Manyetik alanı ne yapacaktır? Değiştirmeyecektir. Fakat Diğerinde uzunluğu L iken yarı çapı R olan bir tel elde, çember elde ediyorum. O zaman ben e, uzunluğu 2L yaparsam yarı çapı da ne yapmış oluyorum arkadaşlar? 2 katına çıkarmış oluyorum. Yani e, yarıçapı 2R olan bir çember elde etmiş oluyorum. Yani burada da yarı çapı arttırdığıma göre manyetik alanda ne olacaktır? Azalacaktır. Cevabımız D seçeneği diyoruz. 10. soruya bakalım arkadaşlar. Yukarıdaki etkinlikte verilen ifadeler doğru ise de yanlış ise y yolunu takip edip buna göre de sorular hatasız cevaplanırsa hangi çıkışa ulaşılır demiş. Bakalım. Alternatif akım AC zamana göre yönü ve şiddeti değişen akımdır. Doğru. Omik direnci ihmal edilen bobinin doğru akıma gösterdiği direnç sıfırdır. Doğru. O zaman bir numaralı çıkışa gidebiliyoruz. 11. sorumuza bakalım hemen arkadaşlar. Aynı açısal hıza sahip K ve L cisimlerinden K cismi şekil 1'deki gibi O1 noktası etrafında dönme hareketi yaparken L cismi de şekil 2'deki gibi O2 noktası etrafında titreşim hareketi yapıyor. Sürtünmeler ihmal edildiğine göre K ve L cisimlerin hareketi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar her ikisi de ne yapıyor? Periyodik hareket yapıyor değil mi? Bir tanesi çembersel hareket, diğeri ise basit harmonik hareket yapıyor. Yani periyodik hareket yapıyor her ikisi de diyoruz. K cisminin dönme frekansı L cisminin titreşim frekansına eşittir. Şimdi her ikisi de aynı açısal hıza sahip. Açısal hız dediğimiz şey 2 pi miydi? E, açısal hızları aynıysa frekansları da nedir her ikisinin? Eşittir diyoruz. Üçüncü önergeye bakalım. L cismine etki eden geri çağırıcı kuvvet her an o ikiye doğrudur. o iki dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Denge noktasıdır. Kuvvet de her zaman nereye doğrudur? Geri çağırıcı kuvvet denge noktasına doğrudur. O nedenle her zaman o ikiye doğrudur. Cevabımız E seçeneği. 12. sorumuza bakalım arkadaşlar. Fatih yerinden çıkardığı bisiklet tekerleğini iki eli arasında tutarak merkezinden geçen doğru etrafında ve açısal hızı ile döndürüyor. Daha sonra Fatih yavaşça K noktasına bıraktığı tekerleğin dönerek KL boyunca ilerlediğini ve M noktasına kadar ancak çıkabildiğini gözlemliyor. Ortam sürtünmeli olduğuna göre çıkarımlarından hangileri doğrudur? Hemen bakalım. Birincisi Fatih'in elleri arasında dönen tekerlek dönme kinetik enerjisine sahiptir. Evet dönme kinetik enerjisi var değil mi? Burada şu anda öteleme yok sadece dönme hareketi yapıyor. Tekerlek L noktasına M noktasına çıkarken açısal momentumu sabittir değil. Çünkü ısıya dönüşen enerji sürtünmeli ortam olduğu için ısıya dönüşen enerji var. O nedenle hayır diyoruz. Tekerleğin M noktasındaki potansiyel enerjisi başlangıçta dönme kinetik enerjisine eşittir demiş. Bu da hayır. Neden arkadaşlar? Sürtünme olduğu için. Sürtünme yani ısıya dönüşen enerji var. O zaman cevabımız A seçeneği oluyor. 13. sorumuza hemen bakalım. Modern fiziğin teknolojik gelişmelere sağladığı katkı ile ilgili performans ödevi hazırlayan Kemal internetten indirdiği görsellerin yanına açıklamalar yazıyor. Birinci görselimize baktığımız zaman sanki termal kamera değil mi? Belirli bir sıcaklığa sahip cisimler ve canlılar ışıma yapar. Bu ışımaların frekansı insanın görme sınırında olmadığından görünemez. Ancak termal kameralar bu ışığın görüntüye çevirerek görünmesini sağlar. Evet kızılötesi ışınlar değil mi? Güzel doğru. İkinciye bakalım. Yarı iletken maddeler üretilen diyot, transistör ve entegrelerle oluşturulan elektronik cihazlar günlük hayatımızda birçok alanda kolaylık sağlar. Evet Güneşten gelen fotonlar güneş pininde serbest elektronları kopararak elektrik akımı oluşmasına sebep olur. Günümüzde elektrik hatlarının olmadığı yerlerde küçük ölçekli cihazlar güneş pilleriyle beslenir. Bu da doğru, güzel açıklamalar. Yani her üçü de doğru açıklama olmuş Kemal için. E seçeneğini işaretliyoruz bunda da. Son sorumuza bakalım arkadaşlar. 14. sorumuz. Yatay düzlemde çembersel hareket yapan sistemler ile ilgili sınıf içi etkinlik yapan fizik öğretmeni şekildeki düzeneyi kuruyor. Öğretmen deney düzeneğinde metal borudan geçirdiği ipin ucuna M kütleli cisim bağlıyor ve ipi K noktasında tutarak cismi R yarıçaplı yörüngede sabit V hızıyla döndürüyor. Öğretmen sabit tuttuğu K noktasını bir yönünde çekince cismin dönme merkezine yaklaştığını ve dönme hızının arttığını öğrencilerine gösteriyor. İpi serbest bırakıp K noktasını iki yönde kaydırınca cismin Dönme merkezinden uzaklaştığını ve dönme hızının azaldığını gösteriyor. Deneyden elde ettiği verilerden cismin hızı ile dönme yarıçapı arasındaki ilişkiyi tabloda gösteren öğretmen öğrencilerden gözlemlerinin yorumlamasını istiyor. R yarıçaplı yörüngede sabit ve hızıyla dönen cisme ait açısal momentum L eşittir mvr olduğunu bildiğine göre öğrencilerin yorumlarından hangileri doğrudur? Bakalım. Birincide deneyde cismin açısal momentumu korunmaktadır demiş. Şimdi arkadaşlar açısal momentum neydi? M, V, R ve dışarıdan etkeden bir torkumuz yok. Ee, ve gördüğünüz üzere açıya göre pardon yarıçapa göre hız ne oluyor arkadaşlar değişiyor. Yani hız arttıkça yarıçap ne olmuş oluyor? Azalmış oluyor. O nedenle açısal momentum nedir? Korunur diyebiliriz. Bir doğru... İkinci seçeneğimize hemen bakalım arkadaşlar. İkinci de bize ne diyor? E, deney Güneş etrafında dönen Dünya'nın Güneş'e yaklaştıkça dönme hızının neden arttığını açıklayabilir. Evet, çünkü Güneş'e yaklaştıkça yarıçap küçüldüğü için e, ne oluyor arkadaşlar? Çizgisel hızım artıyor. Güneşten uzaklaştıkça Dünya Güneş'ten uzaklaştıkça yarıçap artıyor. Doğal olarak çizgisel hızım azalıyor. Evet, bunu açıklıyoruz. Deneyde cismin açısal hızı değişmemektedir demiş. Şimdi bakın, açısal momentum korunuyor. Açısal momentum aynı zamanda I çarpı omega, değil mi? Açısal hız cinsinden. Peki, eylemsizlik momenti da m r kare çarpı omega diyelim. Kütle korunuyor. E Yarıçap ne oluyor arkadaşlar? Artıyor ya da azalıyor, değişiyor, değil mi? Artıyor ya da azalıyor. İşte azalıyorsa e, açısal hızın ne olması lazım? E, artması lazım ki L açısal momentum korunsun korunuyor yani sabit olmuş oluyor bu durumda açısal hızın değişmesi gerekiyordu üçüncü yönergemiz yanlış ve cevabımız ne oluyor arkadaşlar 1 ve 2 B seçeneğini işaretliyoruz çözümlerimiz bu kadar arkadaşlar bir sonraki AYT deneme fizik çözümlerinde görüşmek üzere hoşçakalın